Tekrardan merhaba. Noktalama işaretleri konusuna devam ediyoruz. Bu videomuzda kısa çizginin kullanım alanlarını öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Türkçede kısa çizginin kullanım alanı oldukça geniş. En çok kullanılan ve soru gelebilecek yerlerden bahsetmeye çalışalım şimdi. Satır sonunda sığmayan sözcüklere, hecelere bölerken, ara sözleri belirtmek için ara sözün başında ve sonunda, sözcüklerde ekleri ve kökleri ayırırken, Fiil kök ve gövdelerini belirtirken kısa çizgi kullanıyoruz. Şimdi örneklerimizi incelemeye başlayalım. Satır sonunda sığmayan sözcükleri hecelere bölerken. Bakalım. Merhaba, benim adım Ece. Ben Eskişehir'de yaşıyorum. Dikkat edin, burada Eskişehir sözcüğünü sığdıramadım. Bunun için de satır sonunda kısa çizgi kullandım ve eski Eskişehir sözcüğünü hecelerine ayırarak alt satıra geçmesini sağladım. Metnin. Burası çok güzel bir şehir. İkinci örneğimiz. Kedim tırmık. Çok sevimli bir kedidir. Beyaz ve gri tüyleri vardır. Mamasını. Burada mamasını sözcüğünü sığdıramadım. Alt satıra geçmek için doğru yerde yani hecelere bölerken doğru yerde kısa çizgi kullandım ve alt satıra geçtim. Çok hızlı yer. Yemek yemeği çok sever. Benzer şekilde sever sözcüğünde de kısa çizgini kullanıldığı alanı görüyorsunuz. Ara sözleri belirtmek için ara sözün başında ve sonunda. Hatırlar mısınız ben bunu başka bir yerde daha söylemiştim. Nerede söylemiştim? Evet virgül anlatırken de ara sözleri belirtmek için ara sözün başında ve sonunda kullanılır demiştik. Ya virgül ya kısa çizgi kullanıyoruz. Tamam bunu unutmayın. Başka bir şey kullanmıyoruz öyle Noktalı virgül falan yok öyle bir şey. Pamuk bugün ağacın altında uyuyor. Şimdi bu bu şekliyle bir cümle. Doğru da bir cümle. Kim uyuyor? Pamuk uyuyor. Ne zaman uyuyor? Bugün uyuyor. Nerede uyuyor? Ağacın altında uyuyor. Bu şekilde ögelerine de ayırdık. Hem konuyu da tekrar etmiş olduk. Şimdi beyaz tüylü kahraman. Burada bu söz öbeğimiz bir açıklamadır. Ara sözdür. Pamukla ilgili bilgi veriyor. Beyaz tüylü kahraman pamuk sözcüğüyle ilgili ara sözdür ve başında ve sonunda kısa çizgi görüyorsunuz. İkinci örnek, o canımın içi dediğim insan beni çoktan unutmuş. Aynı şekilde burada da canımın içi dediğim insan o kişisiyle ilgili bilgi veriyor. Bu bir ara sözdür ve başında ve sonunda kısa çizgi kullanıyoruz. Kitapları Özellikle öykü kitaplarını çok severim. Aynı kullanımı burada da görüyoruz. Özellikle öykü kitaplarını sözcüklerimiz ara sözdür. Başında ve sonunda kısa çizgiyi görüyoruz. Sözcüklerde ekleri ve kökleri ayırırken de kısa çizgi kullanıyoruz. Bununla ilgili belki milyonlarca örnek gördünüz. O yüzden fazla sıkmayacağım size. Sadece üç tane örnek verdim. Kitap sözcüğümüz isim köktür. Lar çoğul ekini almış. Kök ve ek arasında kısa çizgiyi görüyorsunuz. Silgiler sözcüğünde de aynı şekilde silmek fiil köktür. Gi fiilden isim yapan ektir. Yani bir yapım ekidir, bir ektir ve kök ve ek arasında kısa çizgi görüyorsunuz. Bir de üstüne ler çekim ekini almış. Burada da yine bir ek olduğu için kısa çizginin kullanıldığını görüyoruz. Benzer şekilde kafamdakileri sözcüğünde de kafa isim kök, M, yeli eki, ek ve kök arasında kısa çizgi var. Da, bulunma hal eki, ki, e, zamir, yani ilgi zamiri, <laughs> toparlayamadım, heyecanlandım, kusura bakmayın. İlgi zamiri olan ki, ler, çoğul ekimiz, i de belirtme durum eki olarak kullanılmıştır. Ve her bir ek arasında kısa çizginin kullanıldığını görüyoruz. Son maddemizde fiil kök ve gövdelerini belirtirken kısa çizgi kullanırız dedik. Şimdi oku fiiline bakalım. Burada kısa çizgi mek ekini yerini tutar. Yani okumak şeklinde bunun yazıldığını, bunun bu anlama geldiğini bilmeliyim. Ya da yazdırmak. Benzer şekilde kızartmak, gülmek, yürümek, şeklinde mac mac ekenin yerine kısa çizgi kullanıyorum. Şimdi konuyu toparlarken kısa çizginin nerelerde kullanıldığını söyledik. Bir de nerede kullanılmadığını da söyleyelim. Eğer bir sayı aralığı yazacaksan araya kısa çizgi koymamalısın. Şöyle yani çocuk 10-15 yaşındaydı. Burada 10 ve 15 arasına eğer yazıyla yazıyorsan kısa çizgi koymamalısın. Ya da cebimde 5-10 lira var. Aynı şekilde burada da yazı ile yazdığın sayı aralıklarında kısa çizgi kullanmamalısın. Bu videomuzda da kısa çizginin kullanım alanlarından bahsettik. Sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıkla kılın, hoşça kalın, hoşçakalın.